sel ve heyelanlarda en önemli faktörlerden bir tanesi yağışlar. O dönemde günde metrekareye yaklaşık 160 kilogram civarında yağış üst havzalardan toplanarak aşağıda çıkış noktasında mansap kısmında gerekli tahliye olmadığı için tabii o düz kısımda orada hem yerleşim yerlerini hem yolları kaplama suretiyle büyük zararlar meydana getirdi. Tabii bu sellerin, heyelanların alt kısımda görülmesi üst havzada yapılan yanlışların bir neticesi oluyor. Çünkü yukarı kısımda yağan yağışlar eğer derelere ulaşmadan gürbü, orman örtüsü olduğu takdirde yavaş yavaş süzülerek dereye ulaştığında tabii böyle afetler yaşanması söz konusu olmaz. Doğu Karadeniz bölgesinde bu afetlerin yaşanmasının bir diğer sebebi tabii yüksek eğimli olması, arazinin engebeli olması ve yağışların da buna eşlik etmesi. Aynı zamanda da bazı yanlışlarımız var. Örneğin yerleşimlerin düzgün yerlerde yapılmaması, riayet edilmemesi, aynı zamanda bu özellikle derenin akış güzergahına işte evlerin yapılması, diğer suyun akışını engelleyici yapılar tabii bu afetlerin daha şiddetli bir şekilde yaşanmasına sebep oluyor. Bir diğer konu da önemli eksiklerimizden bir tanesi sel ve taşkın risk haritalarının oluşturulamamış olması. Eğer bunlar oluşturulsa hangi bölgelerde ne gibi tedbirler alabileceğimiz daha önceden belirlenip ona uygun planlamalar yapılabilir. Tabii orada parametreler işte oranın jeolojik yapısı, toprak yapısı, eğim durumu ve yağışlar bütün bunlar bir arada değerlendirerek oluşturulacak risk haritalarında hangi bölgelerde yüksek yağışlarda risk meydana gelebileceği önceden tahmin edilip örneğin oradaki yerleşimi de işte yol ağını da ona göre planlamak mümkün olabilir. Burada şöyle belki anlık bir buharlaşma değil de iklim değişimine bağlı olarak da biliyorsunuz iklim değişimiyle birlikte bazı yerlerde adeta kurak çöl iklimine yakın bir durum varken bazı yerlerde afet derecesinde şiddetli yağışlar meydana getiriyor. Bunu da iklim değişikliğinin bir neticesi olarak da söyleyebiliriz. Çünkü bu bölgede yaşanan genel halin çok dışında ekstrem durumlarda görülebiliyor. Bunlar da tabii ki bu sellere bir zemin hazırlamış oluyor. Sel, heyelanlar bölgemizde özellikle yerleşim yerleri arttıkça ve yanlış arazi kullanımı meydana geldikçe örneğin bir yerin devamlı orman örtüsünün altında olması gerekirken oralar açılıp tarıma dönüştürüldüğü zaman, yerleşime dönüştürüldüğü zaman tabii ki bunlar artırıcı etkide bulunuyor. Buna son zamanlarda herkesin ortak kabul gören küresel iklim değişikliği de eklenince tabii bunlarda artışlar meydana geliyor. Planlama şart, her şeyde planlama şart. Sel ve taşkınlar için dediğimiz gibi yerleşim yerlerinin arazi kullanım için orman, mera, tarım hangisini kullanmamız lazım bu alanı onları da önceden belirlemek bu zararları en minimum seviyeye indirmede faydalı olacaktır. Dere mecralarına suyun geçtiği yerlere binalar yapılmaması. Aynı zamanda yol ağlarının düzgün yapılması. Özellikle bazı bölgelerde işte daha önceden sel, taşkın, heyelan yokken yola bağlı olarak özellikle bu kırsal kesimde yol ağının çok artması yamacın stabilitesini de olumsuz etkilemek suretiyle bunlara sebep oluyor. Yani kısaca herkes bilinçli davrandığı takdirde sel ve taşkınlardan daha az zarar görür. Burada tabii vatandaşın yapacağı ayrı, yerel yönetimlerin ayrı, işte genel yönetime bağlı. Tabii bu koordineli bir şekilde yapılırsa başarılı ulaşabilir. Yoksa böyle küçük kendi çapındaki şeyler birbirine koordineli olmayanlar tabii başarıya ulaşmaz.
hep sel gitti. Arka her taraf sel gitti. Kaldık burada. Gördün mü başımıza geleni? Hala bir tane çöpçe cildiği yok. Köprü tıkanmış. Köprü tıkanmış. Hala bir tane çöp. Evler, iş yerleri su altında kaldı. Saatlerdir bir çöpçe götürecek. Geri. Çabuk. Geri. Yiyecek bir şey yok. Terbiyesi gerektir ya. Burası çumadır acaba? Burada. Yok, bir şey olmaz. Oo.